Herkese selam, bana günaydın. Bugün 26 Haziran Salı ve saat 9.30 civarı, ben uyanalı çok olmadı. Akşam evi yatmadan önce çok dağınık bıraktım ve bunun için şu an çok pişmanım gerçekten. Böyle bakarsanız yediğimiz meyve tabağı ve akşam çıkardığım örgülerim orada duruyor. Dün akşam canlı yayında biraz örgüler hakkında konuşmuştuk Instagram'da. Bu arada saçım başım çok kötü görünüyor ya. Neyse, siz bir de mutfağı görün. Akşam yemeğini yedik ve hiç içimden toplamak gelmedi. Masadan aldım, tezgaha bıraktım. Böyle yığıldı tezgah şöyle. Hiçbir şey yapmadım. Mutfağın kapısını da çektim, geldim burada oturdum, sonra da gidip uyudum. Mutfak şu an darmadağın. Gidip orayı toplamam lazım. Çok üzülüyorum. Neden böyle yaptım? Ama arada böyle yapıyorum. Arada geliyorlar. Önce bu evimdeki işlerimi halletmem lazım. Ondan sonra bugün bir takipçimle buluşacağım. Kahve içmeye gideceğiz. Çünkü akşam yemeğe davetliyiz. Bugün yemek derdim yok. O yüzden bugün gezmeyi planlıyorum. Ama önce şu evimdeki işleri halletmem lazım. Önce şu mutfaktaki bulaşık yığınından kurtulmam lazım. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Bugünü vloglamaya karar verdim. Hadi gidelim. Evet, dağınıklığı görmeye hazır mısınız? Masayı bile silmemişim akşam, yazıklar olsun bana. Ve şuranın hali. İmdat yani, gerçekten imdat. Acilen şurayı toparlamam lazım ve balkonumda hala inşaatım devam ediyor. Orayı çok aldırmayın, orası hala dağınık. Ben sabah kalktığımda kahvemi içtim, biberlerimi suladım. Şimdi sizi şuraya koyup İşlerimi halletmeye başlayacağım. Çok şükür hallettim. Ne var ne yok her şeyi yıkadım. Amerikan servislerim de dahil, buraya da yaprak olanlarını serdim. Burada minik bir bahçem var böyle. Beyazla yeşili çok yakıştırıyorum. Ocağım da tertemiz oldu. Şimdi malzemelerin, şunların kurumasını bekliyorum. Tek tek silmekle uğraşamayacağım. O arada ben de şuraya yedek sünger çıkardım. Bunların artık vakti dolmuş. İkisini de atacağım. Yeni el bezi getireyim. Burada da benim böyle bir tane temizlik dolabım var. Bunun detaylarını size daha sonra gösterebilirim. Şu flamingolu bezleri Rozman'dan alıyorum. Şu yer bezi aslında. Ama ben bunu kurutmada falan kullanıyorum. Genelde yerde kullanmadım. Şu da yedek el bezim. Şunu açıp bir tanesini almam lazım ama mutfakta açayım.
Maya'ya bulaşık deterjanını doldurmam gerekiyor. Tekrardan gidiyorum ya. Çok şirin değiller mi? Rozman'a her gittiğimde Rozman'ı nerede bulursam bulayım. Bunlardan stokluyorum kendimi. Çok seviyorum. Bu burada kalsın. Şuralarda bir yerde bulaşık deterjanım vardı. Evet işte şimdi tamam. Deterjanımı doldurdum. Zaten bitti. Markete gitmem lazım. El bezimi değiştirdim, süngerimi değiştirdim ve mutfağım genel olarak şu anda temiz. Sadece kuruyup yerleşmesi var. Ha, bir de şimdi bulaşık makinemi çalıştıracağım. Ondan sonra kahve içmek istiyorum. Şunu da çalıştırayım. Artık bir kahveyi hak ettim. Şimdi bir kahve yapıp içeceğim. Bu arada kahve makinemi soruyorsunuz çok çok. Benim makinem Arçelik tel ve çift hazneli. İçinde su haznesi var. Suyu kendi alıyor. O yüzden ben cezveye sadece şöyle bir ölçü kaşığı var. Onunla birlikte kahve koyuyorum. Sade içmek istemediğim için şöyle bir çay kaşığı kadar şeker. Ve buna hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi sadece kahve ile şekeri koydum. Sade içerseniz sadece kahve koyuyorsunuz, takıyorsunuz ve tek kişilik basıyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bu tek kişilik, bu çift kişilik ayarlı. Buna basarsanız 2 fincan kahve yapıyor. Yani aynı anda toplam 4 fincan kahve yapabiliyor. Ama bundan 6 fincan kahve de yapabilirsiniz. Bunun bir hilesi de var. Şimdi 2 kişiye bastığınız zaman içine 2 kişilik su alıyor ve 2 kişilik kahve oluyor. Eğer siz bu fincan içine bir bardakla kendiniz katarsanız suyunu ve ona göre kahve koyarsanız 2 kişiliğe basarsanız yine 3 kişilik kahve çıkartmış olabiliyorsunuz aslında. Bunu yapmışlığım var daha önceden. Yani böyle sözlerde, önemli günlerde, istemelerde lazım oluyor biliyorsunuz. Ben çok memnunum makinemden. Arçelik tane. Şimdi benim hemen kahve makinemin üstünde şöyle fincanlarım var. Hepsini bir arada tutuyorum. Şimdi bardağımı aldım. Bu da Ötke bardağı. Daha hazır. Gördüğünüz gibi bol köpüklü yapıyor. Ben eski çalıştığım iş yerimde de annemin evinde de hep bu makineden kullandım. O yüzden bu makineden çok memnunum. Evlenir evlenmez de ilk işim bu makineyi almak oldu gerçekten. Ya bu servisler çok güzel olmadı burada ya. Bunları AliExpress'ten almıştım bu arada. Çok seviyorum. Şimdi ben kahvemi içeyim. Biraz sizin yazdığınız yorumlara bakayım, cevap vereyim. Sonra görüşürüz. Ben şimdi çıktım ve hava her zamanki gibi çok sıcak. Büşra ile buluşacağız ve Büşra benim Instagram'dan takipçim. İlk defa görüşeceğiz. Kendisi Erzin'de oturuyor. Erzin'i bilen varsa eğer aramızda. Oh, gidince görüşürüz. Bu havada dışarı çıkmazdım. Gerçekten hissedilen derece 48 falan şu anda. Büşra ile buluştuk. Kahvelerimiz de hatta içlik sayılır bayağı. Kendimizi dedikoduya kaptırıp vlog çekmeyi unuttuk. Selam. Merhaba arkadaşlar. Çok şükür sonunda buluştuk. Bugüne nasip oldu. İyi ki de tanıdım seni. Çok mutluyum ben. Evet ben de çok mutluyum. Kendisi benim gibi gurbet gelini. Kader arkadaşım. Kader ortağım. Böyle minnoş durduğuna bakmayın. Kendisinin bir de 3 yaşında kızı var. Ben daha göremedim ama resimlerini gördüm. Çok tatlı. Benim Erzin'den takipçilerim var bu arada. Öyle mi? Evet. Erzin'den takipçilerim var. Erzin'de oturuyor. Tanıyor olabilirler. Olabilir. Küçük yer değil mi? Soğuk soğuk ya. İçimiz ferahladı. Çok sıcak Osmaniye. Yani Erzin'den bile sıcak diyebilirim. Çok çok sıcak. Evet. Bu sıcakta bile beni kırmayıp kahve içmeye geldi. Çok seviyorum seni. Evet. Eğer sen gelmeseydin asla dışarı çıkmazdım bu sıcakta. İyi ki geldin. İnşallah çok memnun daha oldum. Çok görüşeceğiz. İnşallah. Allah'a emanet olun. O zaman görüşürüz. Biz dedikoduya devam. Görüşürüz.
eve gelip kendimi pervanenin önüne atmıştım ki aklıma size makyaj masasını göstermek geldi. Çünkü özellikle Instagram'dan çok fazla soruluyor ve şimdi de vaktim varken ve hazır orası topluyken size masamı göstermeye gidiyorum. Şimdi şöyle önce uzaktan bakarsak, iki tarafında dört çekmecesi olan beyaz bir masa. Aynanın kenarlarında da bu şekilde ampuller var. Bu masayı ben kendim yaptırdım. Aslında IKEA modellerinden esinlenerek yaptırdım yatak odamı. Yatak odamın bütün parçalarını yaptırdım. Hiçbirini hazır almadım. Bu da benim böyle yaptırdığım bir masa. Şimdi şurada şöyle ampulleri var gördüğünüz gibi. Bunlar fazla ışıtıyor. Şimdi açacağım size. Evet. Çok güzel ya. Bu arada pervanem de burada duruyor da onu aldırmayın. Bayağı aydınlatıyor. Biz genelde bunun ışığını kullanıyoruz. Hatta ben bazen aradaki ışıkları çeviriyorum, söndürüyorum. Çok fazla ışıttığı için. Burada günlük kullandığım nemlendiricim. İşte eşimle benim parfümümüz. Bu arada kil aldım. Kil maskesi yapmak istiyordum. Dermakil'in bu maskesini aldım ama daha yapmaya başlamadım. İnşallah başlayacağım. Bu da yine genelde makyajdan önce kullandığım krem. Baz yerine kullanıyorum onu. Burada fırçalarım duruyor. Gördüğünüz gibi yıkanacaklar. Bu fırçalıkları Rozman'dan almıştım. Aslında diş fırçalık olarak geçiyorlar ama ben içine makyaj fırçalarımı koydum. Çünkü diğer organizerlerim de şeffaf olduğu için onlarla bir bütünlük oluşturuyor. Şurada küçük bir organizer var. Bunda genelde dudak ürünlerim duruyor. Bunlar rujlarım. Şurada dudak kalemleri, yine rujlar. Şunda Hindistan cevizi yağı var. Bunu saçımı kullanıyorum. Bu da nemlendirici. İşte şurada da cımbızlar falan filan duruyor. Bu da büyük bir organizer. Şöyle üst katı bunun çıkıyor. Altı çekmeceli. Alt çekmecesinde paletlerim duruyor. İşte bronzerim, allıklarım vesaire. Burada böyle iki tane favorim olan oje var. Birisi rose, birisi bright rengi. Pastelin nude serisinden. Ve şunlar ten ürünleri. İşte fondötenler var. Şu makyaj bazı, bunlar fondöten. Şurada kremlerim, sivilce kremlerim, BB kremlerim var. Şurada rimellerim, şurada da göz için kullandığım kalemler var. Burada da süs amaçlı bir tane parfüm var. Bunu kullanmıyorum, tamamen süs. Burada yine pamuklarım, burada da kulak çubuklarım var. Şunu da çöp kutusu olarak kullanıyorum ama o çöp kutusunu değiştirip oraya başka bir şey yapmayı planlıyorum. Bu organizeri A101'den almıştım. Şunları da A101'den almıştım. Bunu Şok'tan almış olabilirim ama A101'e de geliyor. Şunları dediğim gibi Rozman'dan almıştım. Evet, çok detaylı bir video değil ama gördüğünüz gibi makyaj masamın düzeni de böyle. Eğer istenilirse daha detaylı video çekerim. Anlaştık mı? Şimdi eşimi bekliyorum. Köye davetliyiz. Ailelerimiz, arkadaşlarımız hep birlikte yemeğe gideceğiz. O zaman yemekte görüşürüz. Günaydın. Dün size giderken yemekte görüşürüz dedim. Ama görüşemedik. Çünkü orada kamerayı elime alamadım. Çekim yapamadım. Ama dünün de yarım kalmasına rağmen bunu yükleyeceğim. Dün akşam aslında eve geldikten sonra hazırlık yapmam gerekirdi. Çünkü bugün misafirim var. Ama çok yorulmuştum ve yattım uyudum. Şimdi sabah saat 7:30 falan ben yeni uyandım. Hazırlık yapmam lazım. Ama bu videoya devam edersem çok fazla uzun olacak. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videomda size gizli tarifimi vereceğim. Bu aslında bir sırdı ama olsun. Sizinle paylaşabilirim. Hoşça kalın.